silahlı saldırının zanlısı olarak bugün gözaltına alındı. Ve bakın o günkü saldırının perde arkasını nasıl anlatmıştı. Efendim, İbrahim Tatlıses'e yapılan son saldırıda siz azmettirici olarak anıldınız. Bu saldırıyı siz azmettirdiniz mi? Şimdi olaydan benim haberim yok. Ben Adana'daydım. Olayı sonradan öğrendim. Peki saldırıyı yapanları siz tanıyor musunuz? Tabii, benim arkadaşlarım, kardeşlerimiz. Ha. Neden gerçekleşti bu saldırı? Şimdi gerçekleşmesi lazımdı. Gerçekleştirdiler ama belki İbrahim Tatlıses ölebilirdi o anda. Yanında masum insanlar vardı. Masum insanlar olduğu için arkadaşlarımız olayı gerçekleştirmemişler. Ve zaten sıkan arkadaşımız da, kalbinden vurulan arkadaşımız. Olayı ben sonradan öğreniyorum. Peki bu saldırılar daha devam edecek mi, yoksa artık bir yerde son bulacak mı? Bu kan akmadan son bulmayacak. Çünkü bizim kanımız aktı. Onun da kan akması lazım, bizzat kendinin. Çünkü burada iki tane insanı vurdurdu. Çıktı televizyonda ben vurdurdum dedi. Şov yaptı. Elbette bunun da hesabı sorulacak. Hani kendisi kim olursa olsun. Peki barışmak daha doğru bir yol değil mi? Yani bir masa etrafında toplansanız, barışsanız, sulh olsanız. Ya bu şekilde barış olmaz zaten. Hani bizim kanımız aktı çünkü. Ve çıkıyor şov yapıyor televizyonda. Nasıl barış olacak? Peki olaylar nasıl başladı? Siz daha önce ayağınızdan yaralandınız, arkadaşınız kalbinden yaralandı. Neden silahlı bir çatışmaya muhatap oldunuz? Şimdi bizim olaydan bir haberimiz yok. Bunların Hasan Bora'yla kendi aralarında bir problem varmış. Biz de o gün Ramazan ayıydı. Hani ağzımızda niyetliydi bizim. İftar saatine adre vakit geçirmek için Hasan Bora'nın oraya gittik. Hemşerimizdir, arkadaşımızdır. Davet etti. İftarı da orada açacaktık biz. Da iftara zaman kalmadan içeriden silah sesleri geldi. Biz de aşağıya doğru indik. 4 tane şahıs elinde silahlarla ortalığa saldırıyordu. O anda da zaten vurulmuşuz. Bir şeyden haberimiz yok bizim. Sizin orada Hasan Bora'yı korumak amacıyla bulunduğunuz iddia ediliyor, doğru mu? Hayır. Biz zaten tedbirli olsak o insanlar içeriye giremezdi ki ne? Nasıl gireceğim? Bir tane kapı var. Yani biz eğer oraya koruma amacıyla gittiysek nasıl girecek o insanlar içeriye? Kapıda ölür onlar. Yani kendileri Süpermen mi sanıyor onlar? İçeriye kadar giriyorsun, merdivende 2 tane insanı vuruyorsun. Ondan sonra çekip geliyorsun. Çıkıyor televizyonlarda da şov yapıyor. Benim yeğenlerim var, akrabalarım var diye. Herkesin kendine göre eşi dostu vardır, akrabası vardır, arkadaşı vardır. Yani şov yapmaya da gerek yok. Kimin ne olduğunu da zaman gösterecektir. Zaman gösterecek diyorsunuz. Ben bir daha soracağım size. Karşılıklı bu saldırılar daha nereye kadar varacak? Onu Allah bilir. Bilemem onu. Ama bu devam edecek. Yani ta ki İbrahim Tatlıses'in kanı akana kadar. Kan akmaktan neyi kastediyorsunuz? Yani Tatlıses'i öldürecek misiniz? Yaralayacak mısınız? Şimdi ölüp ölmeyeceğini onu Cenab-ı Allah bilir. Biz bilemek. O bizi nasıl vurdurduysa çıktı. Yani bir insan gelir, 2 tane insanı vurdurdun orada. Sebepsiz yere. Senin hedefin Hasan Bora'ysa, Hasan Bora'yı vuracaksın. Sen niye de sağa sola ateş ettiriyorsun ki ne? Ondan sonra çıkıyorsunuz, televizyonlarda şov yapıyorsunuz. Peki Tatlıses'in bu son saldırısı için arkadaşlarınız ne tür planlar yaptı? Daha doğrusu siz bu planlardan ne kadarını haberdardınız? Uzun bir çalışma yapıldı mı? Onları bir anlatır mısınız? Şimdi bu işe çalışmaya gerek yok zaten. Ben yaklaşık 10 gün önce Adana'ya gittiydim. Oradan Mersin'e geçtim. Ve ben basından öğrendim bu olayı. Ve telefon açtım. Dediler ki abi durum böyle böyle. Oradan geçiyorduk. Baktık o da gidiyor. Biz de ateş ettik. Ne dedim o zaman depoya doğru ateş ettiniz? Dediler abi yanında masum insanlar vardı. Bir de bayan vardı. Hani bize masum insanları vurmak yakışmaz. Onun için biz de dediler, korkutmak amacıyla. Bu bir uyarıydı dediler. Hasan Bora'nın İbrahim Tatlıses'ten bir para aldığı söyleniyor. 10 bin dolar para aldığı söyleniyor. Siz bunu duydunuz mu? Şimdi bizim bu olaydan haberimiz yok. Onlar birbirine televizyonda şov yapmışlar. Yok sana para verdim. O demiş hastaneden çıkarttım. Ben seni yetiştirdim, meşhur ettim. Bizim bu olaylardan biri sanatçı, biri menajer zaten. Bizim dışımızda bir şey. Onların para alıp vermesi de bizim dışımızda bir şey.
bizimle herhangi bir ilgisi yok. Hasan Buran'ın parayı sizin adınıza aldığı söyleniyor. Onu kim diyorsa bizim karşımıza çıksın söylesin. Kim bize para vermişse. Yani kan akmış. Şimdi kan akmış. Kan nasıl parayla karşılık verecek ki ne? Mantık alıyor mu bunu? Peki son nokta nerede olacak? Onu bir söyler misiniz? Son nokta bilmiyorum artık nerede olur. Yani bak. İbrahim Bey'in de çevresinde silahlı insanlar var. Korumaları var. Çatışmaya girebilirsiniz. Sizin arkadaşlarınız ölebilir. Onlardan bir takım insanlar ölebilir. Olabilir. Yani kanlı bir gidişe doğru sanki bir yol alıyoruz. Bu fark etmez şey yani. Madem bu işi kendiler başlattı. İlk kanı da akadan kendiler. Yani biz değiliz. Bizim kendisini ne tanırız ne bir şeyler. Sadece bir sanatçı. Ama ilk kanı kendiler akıttı. Ondan sonra da çıktı şov yaptı. Bir özür dileyebilirdi gelip. Ama özür dileme yerine kasetini satmak için şov yapmak yakıştı ona. O da öyle yaptı. Ondan sonra da gönderdi 4 tane insanı teslim etti. Devletin polisini kandıracaklardı. Kandıramadılar tabi. Peki bu ilk silahlı saldırıdan beri ben sizinle sürekli temas halindeyim. Biliyorum, görüyorum zaman zaman da. Çevrenizde bir grup arkadaşlarınız var. Sanıyorum çoğunuz bu konularda antrenmanlısınız. Yani silahlısınız. İşte yer yer saldırılara katılabiliyorsunuz. Silah eğitiminiz var belki. Nereden geliyor bu merak? Niçin böyle bir durum içerisindesiniz? Şimdi biz yani bir çete değiliz. Yani silah ne için taşınır? Kendini korumak için taşınır. Benim bildiğim kadarıyla sizin Adanalı Apo diye bir lakabınız var. Evet. Neden Abdullah Uçmak değil de Adanalı Apo? Vallahi onu çevrede öyle tanıyorlar. Adanalı Apo olarak yani biliyorlar. Yani bir ününüz var bu konuda. Nereden geliyor bu? O da eşimizden, dostumuzdan geliyor. Yani sizin başarılı olduğunuz bir alan, takdir edildiğiniz bir meslek dalı, ya bir şey olması lazım. Böyle bir lakabın olması için, böyle bir ünün dağılması için. Muhakkak var ki bir başarılı olduğumuz bir yön. Ondan dolayıdır. Ama onu şimdilik söylemiyorsunuz. Evet. Peki, teşekkürler. Bugün olacakları